Mutfaktaki Arda'nın Mutfağı kanalı gururla sunar. Evde kolayca yapabileceğiniz bir mozaik pasta. Zaten bence mozaik pasta da evde yapılmalı. Gördüğünüz gibi bütün kediler geceleri zaten gridir mod dolu önlüğümle. Kedimin de papyonunu düzelttikten sonra mozaik pastayı yapmaya başlıyorum. Burada 400 gram petit beurre bisküvi var ve dikkat ediyorsanız bu bisküvileri şöyle kırıyorum. Ortadan ikiye hop. Ondan sonra bir daha ikiye hop. Kalın oldu mu bir daha kırabilirsiniz. Çok un ufak etmiyorum ki bunlar iyice karıştırırken toz haline gelmesin. Şöyle ikiye ikiye dörde kırıyorum. Zaten karıştırırken toz olacak. Şimdi her şeyi güzelce karıştıracağız. 400 gram petit beurre bisküvi. Üstüne 250 gram erimiş tereyağı olduğu gibi döküyorum. Üstüne kakao. Üstüne pudra şekeri. Üstüne de 2 tane yumurta. Her şeyi koyduktan sonra tek yapmanız gereken bunu derince bir kasenin içerisinde bir spatula ile ya da tahta kaşıkla güzelce karıştırmak. İlk başta birazcık fazla katı ve sanki sıvıya ihtiyacı varmış gibi dursa da siz bunu iyice karıştırdıkça içerideki bütün bisküviler hafif hafif kırılmaya başlayacak ve sıvı ile katı kıvam dengeli bir noktaya doğru gidecek. Sabırla karıştırdığınız zaman bunun böyle güzelce artık kakaonun ve tereyağın her şeyi hapsettiğini görüyorsunuz. İnternette birbirinden farklı onlarca mozaik pasta tarifi bulabilirsiniz. Ama bu benim en sevdiğim, en pratik tariftir. Deniz'den öğrenmiştim. Yıllarca beraber çalıştık. Fakat içerisine şöyle bir ilave yaptım ben. Çikolataya en yakıştırdığım lezzetlerden bir tanesi portakal. Ve bu portakalı isterseniz şekerleme, İsterseniz de reçel şeklinde bunun içine koyabilirsiniz. Lezzeti olağanüstü arttırıyor. Şöyle 2 kaşık kadar portakal kabuğu reçeli. Suyundan süzülmüş vaziyette. Sadece taneleri. Hepsini karıştırdıktan sonra bunun şeklini vereceğiz. Kullandığınız kakaonun pudra şekerinin kalitesi ve kaşığınızın ölçüsü birazcık farklılık yapabilir. İlk başta hemen yetmedi diye tereyağını basmayın. İyice karıştırın. Aslında yettiğini göreceksiniz. Şimdi gelelim buna nasıl formunu ve şeklini vereceğimize. Önce tezgahın üstüne şöyle streç filmden ince uzun bir parça açıyoruz. Hazırladığımız bu güzel, kıvamlı mozaik pastayı bunun üzerine transfer ediyoruz. Elimizle mümkün olduğu kadar streç filmin arasına sarmadan önce şöyle boşlukları dolduracak vaziyette bastırarak şeklini önden bir hafifçe vermeye çalışıyoruz. Elin ısısı işin içine girince kakao ve tereyağıyla bak şu aradaki bütün boşluklar yavaş yavaş kapanmaya başlıyor ve tatlı aslında bir bütün haline geliyor. Bu dokunuşları yaptıktan sonra streç filminizi her iki tarafından şu şekilde üstüne doğru kapatmanızı istiyorum. Bu noktadan sonra da artık streç filminizi ve elinizin ısısını kullanarak bunu istediğiniz vaziyette bir üçgen haline getirebilirsiniz. Çevire çevire, tezgahı da kullanarak açıkçası bunun her tarafını eşit bir üçgen haline getirmeye çalışıyorum. Gayet güzel bir üçgen formu işte verdiniz. Şimdi bu arkadaş derin dondurucuya gidiyor. 1-1,5 saat falan beklemesi lazım. İçerideki her şey yeniden bağlanacak ve bunu kestiğiniz zaman üçgen üçgen dilimler çıkartacak vaziyete getirecek. 1,5 saat derin dondurucuda bekleyecek. Ben de arada bir çay may bir şey içeyim. Ne bileyim bizim ekiptekilerle birazcık şakalaşayım. 1,5 saat sonra bekleriz. Bu arkadaşı derin dondurucudan çıkarttıktan sonra bizim papyonlu yakışıklıyla ben bunu yemeye hazırız ama eğer arzu ediyorsanız üstüne şöyle servis etmeden önce birazcık çikolata sos gezdirebilirsiniz. Şöyle bak 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 bak. Ben bunu çikolata sossuz tercih edeceğim. Çünkü zaten kendisi de yeterince güzel ama görüntü olarak evet hakikaten güzel bir görüntü veriyor. Bir güzel tarafını daha söyleyeyim size. Bunu derin dondurucuda muhafaza edersiniz. Canınız tatlı mı çekti? Çıkarırsınız streçten. Bir dilim kesersiniz. Kalanını tekrar streçle atarsınız derin dondurucuya. Ondan sonra da böyle bir lokmayı atarsınız ağzınıza. Coşku gelir. Gözleri bir parlaklık gelir. Dimağa bir mutluluk gelir. Evde yapacağınız üçgen formu vereceğiniz güzel bir mozaik pasta. İster soslu ister sossuz. Hadi bakalım hepinize afiyet olsun.